Üniversite deyince aklınıza ne geliyor? Büyük bir yerleşke alanı mı? Bu gözle bakarsak son 8 yılda gösterilen hummalı bir çalışmayla kapalı alanı 400 bin metrekareye ulaşan İstiklal Yerleşkesi bugün uluslararası ölçekte bir üniversite fotoğrafı veriyor. Üniversite deyince aklınıza gelen şey akademik yapılanma da olabilir. Bu gözle bakarsak 12 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 33 araştırma ve uygulama merkezinden oluşan akademik örgütlenmesiyle MAKÜ, bugün büyük üniversiteler arasında yer alıyor. Son 8 yılda akademik birim sayımızın 2 kat arttığını ve 440'ı geçtiğini söyleyerek de bu büyümeyi anlatabiliriz. Üniversite sadece binalar topluluğu değildir. O fiziki yapılara hayat veren öğrencilerdir diyorsanız biz burada da iddialıyız. Çünkü 2015 yılında 20 bin olan öğrenci sayımız son 8 yılda %70 büyüyerek 34 bine ulaştı. Şaka değil. Bu şehrin sokaklarında yürürken karşılaşacağınız her 4 kişiden biri MAKÜ öğrencisi. Kim ne derse desin, bu sayılarla Burdur artık bir üniversite kentidir. Üniversite denince aklınıza bilgi, araştırma ve proje kavramları mı geliyor? Bu pencereden baktığımızda da biz örnek gösterilen bir üniversite konumundayız. Çünkü TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının, çeşitli bakanlıkların ve Avrupa Birliği'nin desteklediği projelerimizin sayısı son 8 yılda katlanarak çoğaldı. Bu noktada sadece akademisyenlerimiz değil, öğrencilerimiz de çok istekli ve üretken konumdalar. Daha 8 yıl önce TÜBİTAK öğrenci projelerimizin sayısı 16 iken bugün 113'e ulaştı. Bu üretkenlik bizi Türkiye Üniversiteler Sıralamasında 42, Dünya Üniversiteler Sıralamasındaysa tam 373 basamak yükseğe taşıdı. Üniversite denince üniversal olmayı, yani dünyaya açılmayı anlıyorsanız, bilin ki imzaladığımız 200'den fazla uluslararası anlaşma sayesinde MAKÜ sınırlarının çok ötesine taşınmış bir üniversitedir. Üniversite deyince akla gelenler tabii ki bunlardan ibaret değil. Üniversiteyi bir kültür yumağı, bir sosyalleşme iklimi olarak da hayal edebilirsiniz. Bu gözle bakınca da şehrine ve öğrencisine çok renkli ve zengin bir atmosferi yaşatan MAKÜ dünyasıyla karşılaşırız. Bugün adıyla anılmaktan gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy ismini uluslararası ölçekte bilim ve sanat ödülleri vererek taçlandırıyoruz. Akif'in doğduğu topraklarla gönül köprüleri kuruyor, onun aziz hatırasını toplantılara, gösterilere, sergilere taşıyor, ona layık eserler ve yayınlar üretiyoruz. Sahip olduğu yayın zenginliği ile bölgenin en seçkin kütüphanelerinden biri olan Profesör Doktor İlhan Baran Kütüphanemiz ise kampüslerimizdeki sosyal ve kültürel iklime bambaşka bir derinlik kazandırıyor. Evet, kampüsler, binalar, akademisyenler, öğrenciler, araştırmalar. Bunlar bir kurumun üniversite olup olmadığını belirleyen en bilindik göstergeler. Ama unutmayalım ki bir üniversitenin içinde doğup büyüdüğü şehre karşı da sorumlulukları vardır. Bu yüzden bir üniversitenin anlamını sadece yerleşke sınırları içinde değil, onun çok ötesinde aramalı. Hatırlayın, 8 yıl önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak şöyle seslenmiştik. Şehre yönelik olarak, şehrin gelişimiyle ilgili, üniversitenin içinde bulunduğu, sahip bulunduğu akademik ve bilimsel gücü şehrin hizmetine, her alanına, her noktasına yönetme misyonunu özel bir misyon olarak kendimize yüklemiş bulunmaktayım.
İşte biz Burdur'a, bu düşünceler içinde yaklaştık. Deyim yerindeyse, biz üniversite olarak bir pergel gibi davrandık. Bir ayağımızla kendi kampüsümüze basarken, öbür ayağımızla bütün Burdur'u kucakladık. Bu düşüncemizin son 8 yıldaki yansımalarına gelin birlikte bakalım. Sanayici ve girişimcilerimizin proje hazırlama kabiliyetlerini geliştirmek için önce Burdur Gelişim Merkezi'ni, ardından Teknokent'imizi kurduk. Bununla yetinmeyip akademisyenlerimizle yatırımcılarımız arasında bir köprü olsun diye Teknoloji Transfer Ofisi anonim şirketini faaliyete geçirdik. Burdur için projeler üretirken bu kentin en önemli potansiyeli olan tarım ve hayvancılık her zaman bir numaralı gündem maddemiz oldu. Yöremize has ürünlerin geliştirilmesine öncülük eden Süt Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, bölgede üretilen çiğ sütlerin kalite sınıflandırmasını yapan Süt Analiz Laboratuvarı ile Hayvan Hastalıkları Tanı ve Teşhis Merkezi hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizdi. Hayvan hastanemizi yüksek donanımlı hale getiren Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı ile 7 gün 24 saat hizmet veren acil kliniğin açılması, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin ilk tematik meslek yüksekokulu olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu'nun kurulması da Burdur'da hayvancılığı ileri taşıma gayretlerimizin birer göstergesiydi. Ve sonra hatırlayın, 2016 Ekim ayında tüm bunların bir yansıması olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da teveccühünü kazanan bir bölgesel kalkınma hamlesinin lokomotifi olduk. 2006 yılında kurulan 40 üniversitemiz arasından seçilen 5 yükseköğretim kurumumuz, bölgesel kalkınma için ihtiyaç duyulan alanlarda özel olarak teşvik edilecek ve desteklenecektir. Şimdi burada ben bu 5 üniversitemizi ve desteklenecekleri alanları sizlerle paylaşıyorum, sizlere açıklıyorum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Son 4 yılda eğitimden çiftlik yönetimine, verimlilikten markalaşmaya kadar hayvancılığımızın farklı alanlarında 40'ın üzerinde projeyi hayata geçirdik. Kimi zaman hayvancılığımızın sorunlarına teknolojik ve bilimsel çareler aramak için laboratuvarlara kapandık. Kimi zaman da ayağımıza çizmeleri çekip üretim tesislerinde çalıştık. Bizi bazen bir köy kıraathanesinde eğitim verirken gördünüz. Bazen de bu şehrin gül yüzlü insanlarının dertlerine derman olmak için gittiğimiz yaylalarda, dağ başlarında gördünüz. Yüzümüze mutlu tebessümler konduran bu fotoğraflar, Burdur'da hayvancılık alanında neler yaptığımızı anlatıyor. Gelin onlara daha yakından bakalım. Şehrine yönelen üniversite misyonuyla Makü Çiftçi Okulu'nu kurduk. Bu çatı altında binlerce çiftçimize eğitimler verdik. Bölgemizde faaliyet gösteren çiftliklerin standartlarını yükseltmek için onları bir belgelendirme sürecine dahil ettik ve bunu başarıyla tamamlayan onlarca işletmeye Makü imzalı sertifikalar verdik. Örneklik teşkil etsin diye Makü çiftliğini kurduk ve Burdur'un ihtiyaç duyduğu yüksek verimli yerli damızlıkların üretimine başladık. Burdur'un sütüne katma değer kazandıracak yöreye has ürünler geliştirdik ve kaybolmaya yüz tutmuş memleket lezzetlerini Türkiye'nin sofralarına taşıdık. Hayvancılığımızın verimini düşüren hastalıkların önüne geçmek için taramalar yaptık. Yetmedi, erken tanı kitleri, mobil mikroskoplar, akıllı tartım aletleri geliştirdik. Daha da önemlisi, hayvancılıkta yaşanan verimlilik sorununu çözmek için yapay zeka tekniğiyle çalışan bir çiftlik izleme ve yönetim sistemi geliştirdik ve bunu Burdur özelinde uyguladık. Bütün bunlar Makü'nün kendi bilim insanları ve kendi kaynaklarıyla yapıldı. Hepsi bu mu? Hayır. Bölgemiz hayvancılığına canlılık ve çeşitlilik sağlayacak, başta manda yetiştiriciliği olmak üzere kara salyangozu, kanatlı hayvanla arı yetiştiriciliğini teşvik ettik. Üreticilerimize örnek olsun diye kendi bünyemizde bunlarla ilgili üretim tesisleri kurduk. Hayvancılıkta alternatif arayışlarımız sadece bunlarla sınırlı kalmadı.
Beslenme maliyetlerini düşürecek bölgeye uygun alternatif yem bitkilerini de tespit ettik ve binlerce dönümlük arazide bu yem bitkilerinin ekimlerini yaptık. Bu süreç içerisinde ortak akıllar üreterek hayata geçirdiğimiz projeler de oldu. İşte bunun en güzel örneği. Küçükbaş Hayvancılık Süt Toplama Ağı Projesi. Bu projeyle hem keçi üreticilerimize destek olduk hem de süt toplama istasyonları kurarak Burdur'a önemli bir altyapıyı kazandırdık. Daha da önemlisi bu projeyle Burdur'a özgü keçi tulum peynirini geliştirerek marka değeri kazanması amacıyla pazara sunduk. Evet, eğer bugün Burdur hayvancılığı için tasarladığımız belgelendirme ve akreditasyon modelimiz Tarım Bakanlığımız tarafından benimseniyor ve bir devlet politikasına dönüşüyorsa, eğer bugün ülkemiz hayvancılığında dijital dönüşümü sağlamak için pek çok üniversiteyle birlikte Burdur'da ortak bir araştırma merkezi kuruluyor ve buna biz önderlik ediyorsak ve yine bugün hayvancılık teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk ve tek Arge proje pazarını Hightech Fest adıyla Burdur'un ev sahipliğinde organize ediyorsak, bunlar bizim kentine yönelen üniversite idealimizin sevindirici sonuçlarıdır. Burdur için yapacağımız hamleler bunlarla sınırlı kalamazdı. Sporu bu şehir için bakir bir saha olarak görüyorduk ve bunun için sporcu eğitim ve kamp merkezini hayata geçirdik. 15 bin kişilik stadı, açık ve kapalı antrenman sahaları ve 5 yıldızlı oteliyle Türkiye'nin en gelişmiş spor kamp merkezini faaliyete geçireli henüz 3 yıl oldu. Bu kısa sürede kamp merkezimiz farklı spor branşlarından profesyonel ve milli takımlar düzeyinde pek çok sporcuyu ağırladı. Ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona üstün bir hizmet anlayışıyla ev sahipliği yapabilen bu merkezle birlikte Burdur, sporun ve sporcu eğitiminin de marka şehirlerinden biri haline geldi. Burdur'un turizm potansiyelini de unutmadık. Burdur'un en önemli turizm alanlarından biri olan Salda Gölü'ne bir uygulama oteli inşa ettik. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak arkeolojik ve kültürel miraslarımızın 3 boyutlu tasarımlarını dijital ortamlara taşıdık. Böylece turizm değerlerimizin daha geniş kitlelerle buluşmasına destek olduk. Bir başka projemizde de Burdur'un ekoturizm alanında hem yeni rotalarını belirledik hem de tanıtımlarını yaptık. Diğer taraftan Burdur'un sağlık alanındaki hayallerine kapı araladığımız diş hekimliği fakültemizin inşaatı bitti. Daha önemlisi Burdur'a bir üniversite hastanesi kazandırmak için senatomuzdan tıp fakültesinin açılması kararını aldık ve bunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ilettik. Nihayet hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğumuz sosyal projelerimiz de oldu bu 8 yılda. Özellikle kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı grupların mesleki ve girişimcilik kabiliyetlerini geliştirecek SOGEP projeleriyle kurslar düzenledik, atölyeler kurduk ve bu projeler sayesinde Burdur için çok güzel başarı öyküleri yazdık. Türkiye'nin ilk ve tek el dikimi top atölyemiz bu projeler kapsamında kuruldu. Bugün bu atölyemiz bir kadın girişimciler üretim kooperatifine dönüştü. Övünçle söyleyelim ki bu projemiz Yükseköğretim Kurulu'nun yerel kalkınmaya katkı kategorisinde üstün başarı ödülüne layık görüldü. Bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi çok mutlu etti. Evet, hayal ettiğimiz her şeyi yaptık. Makü'yü kentine yönelen, yani projeksiyonlarını Burdur'a çevirmiş bir üniversite olarak konumlandırma idealimizi hayata geçirdik. Bu manidar yolculuğa çıkarken üniversitelerin bağrında doğup büyüdüğü şehirler için bir lokomotif olması gerektiği yönündeki düşünceleriyle bizi cesaretlendiren ve projelerimize verdikleri desteklerle sadece üniversitemizi değil Burdur'da ödüllendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Ayrıca tüm bakanlarımıza da hasreten teşekkür ediyoruz.
Burdur'un kalkınması yolunda sunduğumuz projelerimize verdikleri destekler için onlara şükran borçluyuz. Şunu da söyleyelim ki 8 yıl boyunca Burdur için inşa ettiğimiz başarı öykülerini tek başına değil, bir ekip ruhu içinde çok değerli bilim insanlarımız ve çalışkan mesai arkadaşlarımızla birlikte yazdık. Sadece biz değil, ilimiz milletvekilleri, mülki ve yerel yöneticilerimiz, kamu kurumları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları da bu projelerin ortakları, paydaşları oldular. Nihayet Burdur'un gül yüzlü insanları da bu projelerin bir parçası olmak için can attılar ve başarı öykülerimizin adı konulmamış kahramanları oldular. Meğer ne çok severimiz varmış dedirttiler bize. Hepsine minnettarız. Evet, başarı öyküleri yazmak kolay değildir. Çalışmak ve yorulmak gerekir. 8 yıl boyunca Burdur'un kalkınmasına katkı sunmak için üniversite olarak çok çalıştık, çok ter döktük. İnanın, binlerce, on binlerce kilometre yolculuk yaptık bu uğurda. Evlerimize haftalar boyunca dönmediğimiz ziyaretler icap etti. Mesai saatlerine sığmayan görüşmelerimiz oldu. Yüzlerce dosya, binlerce sayfa raporlar, gerekçeler, talepler hazırladık. Saatlerce kapılarda bekledik. Bazı günler geceledik. Kabul gördüğümüz günleri de yaşadık. Eli boş döndüğümüz günleri de. Ama bu güzel üniversite için, doğduğumuz bu topraklar için, Burdur için terliyor olmak duygusu hep galip geldi. Çekilen meşakkati, kutlu bir yolculuğun keyifli yorgunluğu olarak gördük ve severek yaptık. Derler ki, diğer şartlar eşit olduğu zaman sizi başkalarının önüne geçirecek tek şey tutkunuzdur. Bizim başarı öykülerimizin arkasında da işte bu tutku var. Burdur sevdamız var. Bu sevda hiç eksilmesin yüreklerimizden.